Bu dersimiz de hadisleri inkar edenlerin dillerine doladıkları bir meseleyi izah edeceğiz. Onlar diyorlar ki Hazreti Ömer hadise karşıydı. Buna bir örnek olarak şu hadiseyi gösterebiliriz. Irak bölgesine gönderdiği kişilere şöyle demiştir: sakın hadis rivayetiyle onları meşgul edip Kur'an'dan uzaklaştırmayın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayeti az yapın. Hatta bu zatlar Küfe'ye varınca halk Karaza İbni Kaba bize hadis rivayet et diye talepte bulundu. İbni Kab, Hazreti Ömer bize bunu yasakladı cevabını verdi. Yine Hazreti Ömer çok hadis rivayet ettiği için İbni Mesud, Ebu Darda ve Ebu Mesud el-Ensari hapse atmıştır. Bu da ispat eder ki Hazreti Ömer hadis rivayetine karşıydı. İşte onların sözlerinin özeti bu. Bu dersimizde maddeler halinde onların bu sözlerine cevap vereceğiz. Birinci olarak deriz ki Hazreti Ömer'in Irak'a gönderdiği kişilere hadis rivayetini az yapın demesi zayıf bir senetle bize ulaşmıştır. Sizler en sahih hadisleri inkar ediyor ve bu hadisin doğru olduğunu nereden bilelim diyorsunuz. Peki Hazreti Ömer'den yaptığınız bu rivayetin doğruluğuna neyle hükmediyorsunuz? Demek sizin hadisleri inkar edişinizin sebebi hadisleri zayıf bulmanız değil. Zira zayıf haberleri işinize geldi mi kabul ediyorsunuz. Sizin hadisleri inkar sebebiniz hadislerdeki hükümlerin nefsinize ağır gelmesi. Bu tespiti yaptıktan sonra ikinci olarak deriz ki madem siz Hazreti Ömer'in sözlerine bu kadar itibar ediyorsunuz, o halde şimdi size Hazreti Ömer'in bazı sözlerini nakledeceğim. İbni Abdilber Hazretleri bu sözlerin Hazreti Ömer'e ait olduğu hususunda ittifak vardır der. Bakın Hazreti Ömer neler demiş. Kim bir hadis dinler, sonra da duyduğu şekilde rivayet ederse selamete ulaşır. Miras ilmini ve sünneti öğrenin. Tıpkı Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi. Bir gün gelecek, Kur'an'ın müteşabih ayetlerini kendilerine delil yapıp sizinle mücadeleye girişecek kimseler çıkacak. O zaman onlara karşı sünneti esas alın. Zira sünnet ehli Kur'an'ı en iyi bilen kimselerdir. Kim hadisi ezberlemiş ve aklında tutmuşsa rivayet etsin. Hazreti Ömer'in bunlar gibi onlarca sözü var. Niçin bu sözlerine uymuyorsunuz? İşinize gelen zayıf haberi kabul edip en sahihlere gözünüzü kapatıyorsunuz. Bilin ki Hazreti Ömer'i hadis düşmanı olarak göstermek bir insana günah olarak yeter. Üçüncü olarak deriz ki Hazreti Ömer'in biraz önce naklettiğimiz sözlerinden başka bizzat kendisinin sünneti araştırıp hükmünü ona göre verdiğiyle ilgili onlarca hadise vardır. Birkaçını misal olarak nakledelim. Hazreti Ömer Şam seferine çıktığında Suriye bölgesinde veba salgını olduğu haberi gelir. Yoluna devam edip etmeme hususunda tereddüde düşer. Abdurrahman İbni Af Hazretleri der ki, ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittim ki o şöyle demişti: bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin, bulunduğunuz yerde çıkarsa orayı terk etmeyin. Hazreti Ömer bu hadis karşısında ordusuyla birlikte geri döner. Başka bir hadise, Misver İbni Mahreme der ki, Hazreti Ömer kadınlarda düşüğe sebep olanların cezası hakkında bir şey bilmiyordu. Halka sordu. Mugire İbni Şube dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu konuda
erkek veya kadın bir köleye hükmettiğine şahit oldum. Hazreti Ömer, bu hadisi şerife seninle beraber şahit olan bir başkasını daha getir dedi. Muhammed İbni Mesleme şahitlik etti. Hazreti Ömer bu hadisle hükmetti. Böyle onlarca hadise nakledebiliriz. Hani Hazreti Ömer hadisleri inkar ediyordu ve hadis rivayetine izin vermiyordu. Dördüncü olarak deriz ki İbni Abdilber Hazretleri bu konuda şu muhteşem izahı yapar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet etmek ya hayırdır ya da şerdir. Eğer hayırsa ki hayır olduğunda şüphemiz yok, hayırda çokluk efdaldir, daha güzeldir. Yok, eğer şer ise Hazreti Ömer'in halka şerden az miktarda işlemelerini tavsiye ettiğini kabul etmek lazım gelir. Bu ise caiz değildir. Bu da ispat eder ki Hazreti Ömer hadis rivayetinin az yapılmasını emretmemiştir. Beşinci olarak deriz ki İbni Hazm şu izah yapar. Hazreti Ömer'in hadis rivayetini yasaklaması ile ilgili haberler son derece zayıftır. Şayet bu haberler gerçekse bu yasaklama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ilgili değil, geçmiş ümmetlere ait hikayelere veya içinde fıkıh bulunmayan kıssalara aittir. Çünkü hadis rivayetinden men etmek değil Hazreti Ömer'e, hiçbir Müslümana helal olmaz. Hazreti Ömer içinde fıkıh bulunmayan kıssaları nakletmeyi şu sebeplerden dolayı sınırlandırmış olabilir. 1. Hazreti Ömer'in dönemi bir yandan fetihlerin yapıldığı, bir yandan da devletin teşkilatlandığı dönemdir. Meşguliyetin bu kadar çok olduğu bir dönemde, o vakitte çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir meseleye el atmak asıl işlere mani olabilir. İşte bu düşünceyle Hazreti Ömer içinde fıkıh bulunmayan kıssaların rivayetini sınırlandırmış olabilir. 2. Bu yasaklama hadis rivayeti konusunda onları mümkün olduğu kadar titiz davranmaya sevk etmek için olabilir. 3. Bu yasaklama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında hataya düşülme korkusundan olabilir. 4. Bu yasaklama Kur'an'ın ihmaline yol açabileceği kaygısından olabilir. Zira o zaman da Kur'an henüz tek nushaydı. Halbuki hadisleri herkes bilmekteydi. Bu sebeple dikkatleri Kur'an'a çekmiş olabilir. İşte bunlar gibi sebeplerden dolayı Hazreti Ömer içinde fıkıh bulunmayan kıssaların çokça rivayetine karşı çıkmış olabilir. Ancak iki hususu unutmayalım. 1. Hazreti Ömer'in böyle yaptığına dair haberler zayıftır. 2. Hazreti Ömer hadisleri nakletmeyi bizzat kendisi emretmiş ve o hadisleri hüküm vermede asıl kaynak yapmıştır. Biraz evvel saydığımız sebepler, şayet o zayıf haberler doğruysa, sebebi ne olabilir sadedinde sayılmış sebeplerdir. Belki de Hazreti Ömer hiç böyle yapmadı. Herhalde mesele anlaşılmıştır. Dersimizi burada noktalayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.